Hacı'ya gidemedim diye. Ondan sonra üzülürdüm. İlyas Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan devecinin hac için biriktirdiği altınlar 3 yıl önce yardım bahanesiyle evine gelen bir kişi tarafından çalındı. Bu yıl gerçekleşen kurada hacca gitmeye hak kazanan Sevim Devecinin imdadına yardımseverler yetişti. Duyarlı vatandaşlarımızın yapmış oldukları, müftülüğümüze yapmış oldukları yardımlarla teyzemizin hac parası toplanmıştır. Sevim Devecinin hac farizasını yerine getiremeyecek olmasına ilişkin haberleri izleyen hayırsever vatandaşlar gerekli parayı gönderdi. Ve ben buradan yardım yapan bütün vatandaşlarımıza, dostlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Herhangi bir ihtiyacın olmadığı, kendisi gerekli olan hac parasını toplamış olduğunu buradan bildirmek istiyorum sizlere. Allah-u Teala razı olsun. Deveci, altınları çalındığından hacca gidemeyeceği için çok üzüldüğünü, gününün gelen güzel haberle bir anda değiştiğini anlattı. Yardım edenlere teşekkür eden deveci, Allah hepsinden razı olsun, Hızır gibi yetiştiler diyerek mutluluk gözyaşı döktü. Hacıya gidemedim diye, ondan sonra üzülürdüm. Ben de dediler bana, ne üzülürsün, yok param, benim altınlarım çalındı. Altınlarım çalındığı için ben de başvurdum. Söylediler böyle böyle, benim haberim yok. Geldiler gazeteciler, beni konuşturdular. Bana arkadaşlar hepsi yardım etmiş. Yardım edenler Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Beni oradan geçtiren, benim ayaklarımın ayakları da olsun. Allah'ıma bin kere şükür. Allah razı olsun hepsinden. Çok çok teşekkür ederim veren arkadaşlara, yardım edenlere. Şimdicikim benim acı param Allah'a çok şükür tamamlandı. Allah verenlere daha çok versin. Toprak tutsunlar, altın bulsunlar. Yardım edenler. Biriktirdim, ben öğretik onları yaptım. Kimsenin elimde desteğim yok dedim kardeşime. Hayrabolu Müftü Vekili Ramazan Tutal da yardımsever vatandaşların müftülüğe Sevim Deveci adına yaptıkları yardımlarla gereken paranın toplandığını belirtti. Bugün Allah nasip ederse kendisi, yani paralar yatırılacak, öğleden sonra tamamlanacak ve öğleden sonra bir sıkıntı olmazsa hac kaydını biz gerçekleştirmiş olacağız. Yani toplanması gereken 12.500 lira para bugün itibariyle toplanmış durumdadır. Öğleden sonra paralar hesaba yattıktan sonra biz de direktmen inşallah Allah nasip ederse onları teyzemizin hac parası olarak yatırarak onun kaydını tamamlamış olacağız.